heyecan var değil mi? Yani sokakta senin gözleminle. Ya bu arada Meral Hanım'ı kulaklarını çınlatmak lazım. Yani o masa devrilmeseydi, yeniden toparlamak için bu iki belediye başkanını Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak denkleme sokmasaydı bu manzaralarla karşılaşamayabilirdik. Yani farkındaysan bir yanında Ekrem İmamoğlu, bir yanında Mansur Yavaş ve o acayip bir sinerji yaratmış. Bana AK Parti milletvekili söyledi. Ben dedi bu iki belediye başkanının Kemal Bey ile birlikte sahaya inmesinin bu kadar sinerji yaratacağını beklemiyordum dedi. Kim ki o? Söylemem, ayıp olur. Yani ya bir o kadar Nerenin? ya İlker adamların başını yakmak mı istiyorsun? Şimdi geçen gün bir milletvekili, AK Parti milletvekili Bu başka mı? başka bu. Bu Hüdapar meselesini sordum. Ne diyorsunuz dedim. Kulaklarından ateş çıkıyordu böyle sinirden. Ya dedi bu %50+1 dedi başımıza bela oldu dedi bu Cumhurbaşkanlığı sistemi. Bu yani o %50+1'i yakalamak için dedi bunlara muhtaç olduk dedi ya. Yani o tabii şeyi de söylüyor. CHP'de HDP'ye muhtaç oldu diyor da. Yani Hüdapar'la HDP'yi O kim? o da bir milletvekili. Profesör unvanlı bir O nerenin milletvekili. milletvekili? Bölge mi? Söylemem İlker adamların başını yakmayalım. Şimdi listeler belirleniyor. Söylersek adamlar listede varsa da olur. Listeye giremezlerse söyle o zaman. Evet listeye girmezlerse zaten